Kupaların artık çok da önemi yok. Çünkü kupaların birçoğu kuşlarına göre tüzük hazırlayan insanlarla doldu. Bu kuşlardan uçurduğun zaman kuşum hedefe girmedi. Kuşum 10 metre gitti gitmedi. Kuşumda takla yok. Bu meselelerin hiçbirini yaşamaz. Seni hiç yanıltmadı o zaman şimdiye kadar. Yok. Şimdi 50 baş yapıyor. Bizi çağırıyor, puanlamaya oturuyorsun. Oturuyoruz bir saat. Ulan oğlum hani gelmiyor? Abi geliyor. Lan gelmiyor işte kuşun. Ege bölgesinde oyun kuşu uçurup başarılı olmak çok zor iş. Ben bu iş için okulumu, hayatımı yaktım. Bazıları der ki, ya Mehmet Ali abi bu kadar nasıl biliyorum? Ya ömrümü yaktım, geleceğimi yaktım. Kupayı atacaktım. Arkadaşlara çay almaya gelince kanatlarını sigarayla makaslamışlar. Sözde bana iyilik yapmışlar, kuşumu atmaca yemesin diyemiş. Halbuki o değil mesele. Mesele 7 yaşındaki bir kuşu puanlatıp derece yaparsa bizi bitirir. Tam 6 sene ağzından kan gelen erkek diye meşhurdur. Allah Allah. Onun oğlunun da ağzından kan geldi. Ya yılmak nedir, utanmak nedir bilmiyorlar. Herkese yepyeni bir Ala Türkiye videosundan selamlar değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Yine yanımızda efsane bir isim var. Elimizde de kupalar var. Mehmet Ali Atıcı yanımızda. Abi seni bir tanıyabilir miyiz öncelikle? Hoş geldin öncelikle kardeşim. Ala Türkiye ailesine de takip eden seyircilerine de öncelikle selamlarımızı gönderelim. Ben Mehmet Ali Atıcı, 1975 doğumluyum. 89 yılından bu tarafa taklacı güvercine hizmet ederim. Karşılıyım, İzmir'de yaşıyorum. 7 yıldır da turnuvalar düzenlerim. Ben başkanıyım. Böyle yürütüyoruz bir sefer. Kupalarda da burada kupalar konusunda ciddi emekçisin. Aynı zamanda kuş uçumu konusunda da Türkiye genelinde bir namın dünya var. Bilinen bir namın. Dünya genelinde gönderdiğimiz her yerde zaten yorumlar arkadaşlar bir kısmı muhtemelen yazacaktır. Bugüne kadar gönderdiğimiz her yerde Allah'ın izniyle gönderdiğimiz hayvanlarımız büyük başarılar yaptı. Şimdi elimizde abi iki tane bir plaketimiz bir de kupamız var. Evet. İzmir Oyun Kuşu Festivali birincisi Yusuf Atıcı diyor. Evet. Yusuf Atıcı senin oğlan değil mi? Oğlun adına uçurdun aynen kuşu. Bu kuştan aynen bize biraz bahseder misin? Hatta şöyle yapalım. Bu kupaları şöyle şuraya koyalım. Tamam. Kuş bizzat burada dedin. Burada. Uçan kuş. Burada. Direkt kuşu elimizde görerek başlayalım mı abi? Tamam. Şöyle olur geçelim. Bir yandan da yine muhabbet ederken kupalarımız şurada dursun. Senin oğlan. Eleman yetiştirmesek olmuyor. Arkadan çırak da yetiştiriyorsun. Aynen. Civalamışım. Çok perdaklı. Bu kuş şu an 4,5 yaşında. Bura güvercini ilk bir deprem olduğunda deprem bölgesi adına düzenlenen turnuvaya attığımızda birinciliği aldık. Bir yılda 3 tane kupaya kaldırdık. 3 kupada da büyük başarı sağladı. Hangi kupalar bunlar abi? Birisi Balıkesir, birisi Ege bölgesi. Büyük bir kupa yani. Sadece 10 kişiyle, 100 kişiyle yapılan bir şey değil. Bayağı kalabalık bir kupa. Bir de adı İzmir Kupası aynen diyorsun. Aynen. Ege bölgesi zaten öyle yazıyor. Bir de deprem oldu. O zaman depremzedelere yardım amaçlı bir kendi aramızda para topladık. Onun da adını kupa yaptık. Yani sen 200 lira veriyorsun. 2 ah yazıyoruz. Öyle bir turnuva düzenledik. Orada da yine kuşumuzu kaldırdık. Bir yılda 3 kupada büyük başarı. 3 yaşında. Şimdi bir yılda 3 kupada derece alan 3 kupanın her birisi de birinci mi oldu yoksa? Birincilik aldı. 3 kupanın 3'ünde de birincilik aldı. Birincilik evet alan o kuş. Şimdi 4 yaşını geçti. Eke bir kuş. Ekeydi o zaman da eke. Zaten bizde yavru büyütmemiş 2 çiftlik, 3 çift yavru büyütmemiş kuş eke demeyiz. Bizim kuşumuzun eke denilebilmesi için 2. 3. senesine devretmesi lazım. 2-3 çift yavru büyütmesi lazım. Zaten bir kuşun 3 yıl 3. yaşında kemik yapıları oturur. O kemik yapıları tam oturana kadar ayakta kalıyorsa eke kuş statüsünü
içine girer bizde. Köpeklerdeki gibi hani derler ya 2 yaşın... Yani kafa büyümesi, kemik gelişimi 3 yaşında bir kuş tamamlar. 2 yaşına gelmemiş bir köpekte de mesela aynı şekilde bu köpeğe aynı oldu veya olmadı diyemezsin. Bir kuşa da aynısını mı söylüyorsun aynı sen? Bizde öyle. 2-3 yaşına gelmeyen bir kuşu iyi mi kötü mü anlayamazsın diyorsun. Aynen. Bizim yetişme tarzımızda, bizim kuşçuluğumuza göre bir kuşun tam ekeli kemikleri 3. yılda tamamlar. Bizim için damızlığa çekeceğimiz bir kuş 2 yıl, 3 yıl ayakta kalmıyorsa bizde de damızlıkta yem yeme hakkını yitirmiş. Dolayısıyla en büyük kural olan, en büyük, en önemli şey olan istikrarı da en başta birinci kural olarak koymuş oluyorsunuz. Ya istikrar, mesela taklacı kuşta önemli olan nedir? Ayağını yerden kestiğinde aşağıyı unutup uçmaya başlayıp gelip görevini layığıyla yapması. İkinci en büyük etken nedir? Hava hakimiyetinin güçlü olması. Üçüncü en önemli etken nedir? Yerine aslan gibi taklalı inmesi. Kaliteli bir şey biz istemiyoruz 100 metre, 200 metre, 300 metre. Bizimki 25, 30, 35 metre kaliteli fişek yapsın. Fişek tertibatını bozmasın. Alttaki sesle üstteki ses aynı olsun. Bizim idealimiz budur. Ayağı temiz olsun. Ayağına pis olmasın. Bazı arkadaşlar ayağına pis nasıl oluyor diyor. Yani hedefinden kalktığı yere insin. Yerine sadık olsun. Kupalarda bunun istisnası var ama sen yine de diyorsun hedef kalktığı yere insin kuş diyorsun. Kupalar önemli değil ki. Önce bir güvercin seven kuşunun kendi gönlündeki kupayı yapması lazım. Eğer bir kendi uçurduğu kuş kendi gönlünde bir kupa tarzına oturmuyorsa kupaları kaldırmasının anlamı yok. Kupaların artık çok da önemi yok. Çünkü kupaların birçoğu ellerindeki tüzüklere, kuşlarına göre tüzük hazırlayan insanlarla doldu. Eğer ki eşini, dostunu izlemeye çağırdığında, en arkaya sen oturduğunda, kuşun geldiğinde onların sohbeti kesilip kuşa dikkat ediyorlarsa kuşun kalitelidir. Eğer onlar hala sohbete devam ediyorsa bil ki kuşun kalitesizdir, bitmişsin sen. İyi kuşu böyle anlarsın diyorsun. Aynen öyle. En ideal anlama yönü kuşunu kaldırırsın, en arkada oturursun. Kuşun sohbeti kesebiliyorsa, dikkati üzerine toplayabiliyorsa kuşun kaliteli oynuyor. Ama kuşun sohbeti kesemiyorsa kendini de kuşu da kenara gitsin. Peki abi dedin ya bana 40-45 metre oynasın yeter diye, bu senin mütevazı oluşundan kaynaklı. Çünkü nice kuşlar biliyorum 70 metreleri falan 60-70'leri abiler, gördüğün. Şimdi abiler ben size mesela. Senin mesela bu kuşlarında gördüğün maksimum metraj nedir? O yüzleri abi falan sen gördün mü hiç? Ben drone kaldırdım. Seyirciler yanında drone kaldırdım. 100 metrede sabitledik. Hatta şu gazeteci de şuraya deren tel olduğu dönemde. Kuşum atladığında 2 metreye drone'u 10-15 metrede geçti. Siz kaç metreye kaldırdınız drone'u? 100 metreye 100 çıkarttınız metre. 15 metrede geçti kuş aynen onu. Aynen öyle. 10-15 metrede geçti dedim 10-15. O çeken arkadaş dedi 10-15'ten fazladır. Aşağıdan yukarı dedi gitgide kısa gözüküyor. Peki bu seferi kaç kere yaptı? Bu 3 kere. 3 kere bu metrajı yaptı. Ondan sonrakiler tabii metraj düşüyor 40'lara 50'lere. Düşüyor. Şimdi bir tane göküçürüm. Kanadını kestim gerçi. Atladı çevirdikten sonra bit gibi olana kadar gidenler de çıkıyor. İnsanlar gibi. Kaç kardeşsin? İki kardeşim ben. İkiniz birbirinize benziyor musunuz? Yok. Bunlar da aynı. Birisi buluta direkt oluyor, birisi 20 metre oynuyor. Önemli olan ne? İstikrarlı oynaması. Emeğini seni p*** etmemesi. Taklasız inip seni rezil etmemesi. Kümese girip seni mahcup etmemesi. Gidip ağaçlara konup seni deli divane etmemesi. Önemli olan senin gönlünü okşuyorsa, oynadığında senin kalbini kıdıklayabiliyorsa hayvanın, senden iyi kuşçu yok. Senin kuşundan da iyi kuş yok. Bir de abi şey söyledin bir de biraz önce muhabbet ederken, kanat sesi dedim bizde çok önemli. Kanat sesi çıkmadan vurduğu taklayı biz burada takladan saymayız dedin. Abi takla atmakla dombalak atmak arasında fark. Taklayla dombalağı diyorlar, dombalak nedir? Ben takla atarsam dombalak atmış olurum. Ses gelir mi? Gelmez. Gelmez. Ama pitis takla atanlar böyle trap bir koyuyor. O takla atmak, dombalak atmak da kendi başına dönüyor. Kafana edin bir şey duymuyorsun. Sizin burada İzmir'de, hatta Ege'de diyelim, Ege'de takla dediğin sesli olur diyorsun. Çamatalı dedikleri kuş herhalde değil mi? Şimdi kuş taklayı dönmesini bilecek. Kuş takla döndüğünde kuşun taklası fişek kanat çalıştırma özelliğini etkilemeyecek. Eğer kuşun taklası kanat çalıştırma özelliğini etkiliyorsa eşleme bozukluğu vardır. Hatalı eşleme vardır. Taklayı sertleştirmişsin ama ondan sonra hayvan bocalıyorsa senin eşlemende sorun var. Tertibatı bozmuşsun. Bozmuşsun. Çok seslidir kuş ama dambur dumbur ediyor, gidemiyor, kendiyle savaşıyor. Hata yapmışsın. Ama şimdi bir de kuş var. Örnek videolar atarım, yayınlarsınız. Kuş
taklayı döner nasıl döndüğünü göremezsin. Sadece sesi duyarsın. Ondan sonra da kanadı içli dışlı bir çalıştırır. Yüreğinin yağlarının hepsini aşağı indirir. Dışlı dediğin zaten bu şamatalı kuşlarda evet. Bir kanadı aşağı vuruyor, ses çıkartıyor, bir de yukarı vuruyor, ses bazı çıkartıyor kuş, değil tak, mi? Tersten. Tak 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 gider, bazı kadar da böyle raptata 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 iki taraflı çalıştırır gider. İkisinin arasındaki farkı uçurucular bilir. Kimi kuş kanat ucuyla oynar. Nazireler derler ki kanat ucu oynayan kuşlar sessizdir. Tam aksine platin seslidir. Platin sesin ne olduğunu biliyor musun? Yok abi. Platin ses de keyif veren sestir. Bir dersin şeyi olur. Onun bir armonisi vardır diyorsun. Evet, o sanat canım. Gibi ses çıkartır yani. Ya sanat eseri gibi. İyi uçuran dediklerimi anlar. İyi uçurmamış olanlara ne anlatsam boş. Ama bir insanlar vardır her şeyi aşmış, çok iyilerini uçurmuş, doymuş artık. Kolay kolay zevk alamaz konuma geliyorsun. Böyle bir hayvan çıkıyor. O insanın gönlünün bam terine dokunduğunda senin de onun gözünde değerin %500 artıyor. Vallahi abi anlattıklarım benim çok hoşuma gitti. Böyle ustadan dinlemesi keyifli olan muhabbetler bunlar. Babam rahmetli besliyordu. 89 senesinde babamdan devraldım. He babadan devraldın. Ben bu işin içine doğdum. Ben bu iş için okulumu hayatımı yaktım. Güvercin köpek sevgisi yüzünden. Okumadım okulumu hayatımı. Bazıları der ki ya Mehmet Ali abi bu kadar nasıl biliyorum, bu kadar nasıl anlayayım. Ya ömrümü yaktım, geleceğimi yaktım. Bırakın da biraz anlayalım. Yaktım, gerçekten yaktım. Şeyi soracaktım demin abi sana. Dedin ya hani kuşta yanlış eşleme dedin, düzeni bozar dedin. İşte tabii. Kuş atıyorum kanat sesi çok gelir bu sefer ama tertibatı bozarsın dedin. Takla örnek kanat veriyorum. Çalıştırma özelliğini zorlarsa tertibat bozulmuş evet. Demek. Mesela örnek veriyorum. Kuş taklayı vura vura çıkıyor, tırmanıyor güzel. Belli bir seviyeden sonra artık kuş hala takla atacağım diye zorluyor ama ondan sonra vurdu takla, sen takla demiyorsun mesela. Bu yapılan yanlış, ortada bir yanlış var. Orada da yanlış var. Eşlemeden dolayı. Sen bunu nasıl düzeltiyorsun? Abi şimdi önce beslediğin güvercinin hangi bölgeye, hangi ırklara hitap ettiğini bileceksin. Tamam ırklar çok karışmış olabilir. Her yerden her yere, her gün binlerce kuş gidip geliyor olabilir. Senin beslediğin kuş bir Mardin kuşu mu, bir Urfa kuşu mu? Yani beslediğin kuşun hangi bölgeye olduğu potansiyelini yakalarsan ondan sonrası kolaylaşır. Kalkıp bir Mardin kuşuna, bir Ankara kuşunu vurursan işin içinden çıkamazsın. Ama kalkıp bir Mardin kuşuna, bir Urfa kuşunu girersen işte o zaman o ustaların gönlünün bam teline dokunsun. Bunu Ankara'yı kötülemek için demiyorum. Yok yok anladım Irk ben. Irk anlamında söylüyorum. Yörelerin oyun tarzları farklı tabii, olur diyorsun. Tabii uyum tarzları. Mesela Kayseri kuşları. Kayseri kuşu yoktur. Sivas, Urfa. Üçüncü bir il daha var şu an aklıma gelmiyor. Üç ilin birleşiminden çıkartılan kuştur. Biraz yüksek tutarlar ama onlara göre çok iyi. Bir şey tertibini dağıtarak gidiyorlar ama ses sürat muazzam. O kuşun özelliği odur diyorsun o yörenin. Onlar öyle keyif alıyor. Öyle bir Konya hava kuşları mesela çok sesli, çok şamatalı ama hep havada oynuyorlar. Onlar onu seviyor, onu üretmişler. Ama bizimki nedir? Biz profesyonel anlamda takıldığım için bizim için en önemli etkenlerden birisi. 3 metre bir oyun kuşunda sırat kök. Oyun kuşu kendini tamamen oturttuktan, kıvamını bulduktan sonra 3 metreye girdiğinde ayakta kalabileceği, kalamayacağı her haltı orada belli eder. 3 metreyi biz o yüzden oyun kuşunda sırat köprüsü belirlemişiz. Oraya girmiyorsa, 3 metreye girmiyorsa o kuşun akıbeti de bizim için belli değil. Dolayısıyla emek harcamaya da değmez diyorsun. Değmez. Şimdi 3 metre altına girsin, ayakta kalsın, yıllarca hizmet edelim. Yüksek alan kuşlar bir anda aşağı çökünce gelip pat diye yapışıp gidiyor. Gitti bütün emeklerin. Mesela şöyle bir şey dediğim kardeşime. Birçoğuna soruyorsun kuş neden takla siner? Nereden öğrendin diyorsun, ne duydun? E diyor babam dedem öyle söylemişti. Ya daha cevabını bilmiyor. Neden kuş neden abi? Takla siner? Kuş oyunu bitireceğinin sinyalini takla sinerek verir. Kuş taklasız indiği günden itibaren oyunu bitirmeye gider. Benden bu kadardır. Benim fişim buraya kadar, şarjım buraya kadar yetti. Emeklerinin hepsini ettim senin güle güle der. Başka versiyona bak. Ben bütün enerjimi fişeye kullandım. Bütün enerjimi taklaya kullandım. Enerjimi yukarıdan. Değil. Benim bütün hayatım boyunca zaten pilim bu kadardı diyor. Orada kuş bitmiş midir? Bitti. Taklasız indiği gün kuş bitmiş midir? Bitti. Bir daha o asla düzelmez kuş, mi o taklasız kuş? İndikten sonra oyunu bitireceği anlamına gelir. Zaten onun sinyalini verir taklasın ininde. Dikkat edin kuş formunu bulana kadar hep takla biner. Tam forma geldiğinde biraz zorlanınca taklasınlar ondan sonra da kaldırırsın yabani gibi gelir konu. O zaman doğru seyislik
kesinlikle bu ana müdahale edip kuşu normale indirmek de gerekiyor. Sefer usta, sayısını şimdi uzatmamak. Görüyoruz. Kuş uçuruyor. Karşıda oturuyoruz mesela. Görüyoruz tesadüf eser. Kuş taklas iniyor. Sağa sola bakıyor. Kimse görmedi. Kanadını kesiyor atıyor. Beni kandıramazsın ki. Kendini kandırdın. Urfalıların bir sözü var. O tür kuşların etini kesip köpeğe atsan köpek bile yemiyor. Pis kuştur. Yani onun kanındaki pisliği köpek bile kabul etmiyor. Ya başlıca hata. Beslemenin anlamı yok. Ama bunu sağ olsun ne oldu? İşte biraz önce bahsettiğimiz kupalardaki o dandik dandik tüzükler, o kendi çıkarları doğrusunda veya para kazanmak veya kuş satmak veya dolaylı yönlerden kendi amaçlarına çekmek istedikleri için kendi gördükleri ellerindeki kuşlara göre tüzükler yazdılar. Benim kafama takılan şey oldu abi. Şimdi dedin ya kuş mesela belli bir dönem uçurdun. 1,5 ay uçurdun mesela. Kuş çok güzel performans yaptı. Bir günde geldi taklasız kondu. Ama bu seyis hatasından kaynaklanıyor olamaz mı? Ya mesela kuşun belki içinde bir seyisin konduramayacağı hiçbir kuş yoktur. Ne kadar sağlam kuş verirsen ver, seyis istediği zaman onu kondurur. Neden kondurur? Durmadan kaldırır, durmadan kaldırır, durmadan kaldırır, yıldırır hayvanı, bıktırır. Hayvan canından bezer atar. O ayrı bir şey. Mesela bu kuşun kötü olduğunu göstermez. Hani dedin ya kuşun ömrü bitmiştir diye. Günübirlik uçurmuş, güzel yani uçurması gerektiği gibi uçurmuş. Ama kuş hata yapmış. Seyis bunda ne yapsın? Ben aslında konuyu şeye getirecektim. Seyis hata yaptıysa, kuş seyisin yüzünden mesela seyis istese şey yapabilir. Kuşun sefer sayısını arttırmak için sürekli pırıltı verir. Bir şey yapar. Kuşun sefer sayısını arttırabilir değil mi? Abi. İneceği zaman pırıltı, poşet sallar. Bir şey yapar. Örnek veriyorum. Pırıltı bir oyun kuşunun celladıdır. Kuş da sefer yapacağım diye sürekli yorulur. Artık pırıltı yere takla vurup inmeye mecali kalmaz. Şimdi senin kameran şarjı doldurmadan kaydediyor mu? Etmiyor. Tamam. Veya şarjı azaldı mı? Bulanıklıklar başlıyor. Vesaireler başlıyor. Oyun kuşu da havada kendini doldurmadan o pırıltıyla getirdiğinde, zoraki getirdiğinde oynayacağı normal performansın yarısını bile veremiyor. Çünkü gücünü toparlayamamış. Aşağı çökme gücü yok daha. Nefesini topladığında hayvan zaten dakikası dolduğunda o hayvan girer. Peki konunun devamı şeye geliyor o zaman abi. Yukarıda kuş uçuyor. Normal kuşunu uçuruyor seyis. Kuş uçumu sırasında doğru müdahale nasıl olur kuşa? Doğru. Şimdi yavru eğitiminden farklı. Yavrun mesela uçuma vermeye başlar, pırıltıyla çalışkanlığa getirirsin. Yemini ufak bir kısarsın, çalışkanlığa getirirsin, yöneltirsin. Ama eki oturmuş bir kuşun yemini, memini, şuyunu, buyunu kısmaya gerek yok. Güzel oynayanını bulacaksın. Hayvanın potansiyeli 15 başsa 15 başın üstünü yaptığında zaten hata yapıyor. Yavrulara terbiyede onu yaparsın. Ama kuş oğluna bırakırsan senin istediğini verir. Sen de onda eksik neler var görür. Ona göre çalışır, eksiklerini tamamlarsın. Ama kuşu pırıltıyla mırıltıyla getirirsen yarın kupayı çağırıyorsun. Pırıltıyla hep getiriyorlar ya. Kuşum diyor 50 baş yapıyor. Bizi çağırıyor, puanlamaya oturuyorsun. Pırıltı vermek yasak. Evet. Kanatlı kuş yasak. Oturuyoruz bir saat. Ulan oğlum hani gelmiyor? Ya abi geliyor. Lan gelmiyor işte kuşun. Ne oldu? Pırıltı veremedi. Bitti mi emekleri? Niye? Çünkü aşağıdakilerin kanatları bağlı. Pırıltı da veremiyorsun. Pırıltıya alıştırmış. Pırıltı yok. Gelmiyor. Ne oldu? 40 dakikadan üstünü çizdik gitti. Gitti bir yıllık emeği. O zaman konu şimdi temele bağlandı. Çatı noktaya geldik. Oyun kuşunun zorluğu burada başlıyor işte. Mesela oyun kuşuna hiçbir şekilde iyi oyun kuşuna bu işi usulüyle yapıyorsan müdahale edemiyorsun abi. Kuşun içinde varsa oynamak geliyor oynuyor. İçinde yoksa şimdi geliyor benim konuyor. Benim bu birinci olan dişim her kaldırdığımda aynıdır. 3 defa havada tutar oyun. Üç defa i̇lk 3'ü mü? İlk kalktığında 3 defa havada oynar. O yüzden her kalktığında 15 dakika sonra sefere gelmiştir ilk oyunu. Ama ondan sonra gider şu karşı dağı aşar, dağdan geriye döndüğünde tereddütsüz yaz diyebilirsin. S yok. Evirim, çevirim, kıvırım, sallayayım yok. 19 takla, 18 takla. 5-6 dakika mı? Kaç dakika aralık? 4 dakika, 5 dakika, 6 dakika. Rüzgarın durumu, eğer rüzgar durumu artarsa bu dakikalar biraz gecikebiliyor. Hayvan rüzgarda geciktirebiliyor. Rüzgar, İzmir Navası Parklı. Bir bakıyorsun fırtına koptu, bir bakıyorsun güllük gülistanlı. Ona göre arttırıyor. Zaten uçum süreleri de ona göre değişiyor. Kuş normal şartlarda 2,5 saat, 3 saat uçuyor. Rüzgar çok etkilenince bu 1,5 saate düşüyor. Yani Ege bölgesinde oyun kuşu uçurup başarılı olmak çok zor iş. Rüzgar falan da sizin dezavantajınız ha. Burada ya, İzmir'de özellikle rüzgar çok fazla. Ne nemimiz biter, ne sıcağımız biter, ne rüzgarımız biter, ne atmacamız biter, ne martımız biter. Şu dere martı dolar. Kuşların peşine düşer, kuşların anasını ağlatır. Bizim hiçbir şeyimiz bitmiyor. Yani bu İzmir oyun kuşu besleyenler, yani oyun kuşu havası yok İzmir'de. Biz şansımızı zorluyoruz. Sevdamızı bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz. Yani kuşlarımızın
da birçok ilden mesele getiriyorum. İlleri kötülemek değil bu. Bir Ankara, bir Kırıkkale, bir nemsiz yerlerin hiçbirinin kuşu İzmir'de ayakta kalmıyor. O zaman Ankara, Kırıkkale gibi şehirleri, işte Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Ankara, Konya gibi şehirleri kuş uçurmak için çok ideal yerler diyebilir miyiz? Kırıkkale Türkiye'nin en ideal hava şartlarına sahiptir kuş uçurmak için. Kırıkkale en ideal hava şartlarına sahiptir. Ama sen gel şimdi bir Kırıkkale ile İzmir havasını kıyaslayabilir misin abi? Gönderiyoruz burada 15 tane yapıyor ki orada 30 tane yapıyor. Bu aralar Türkiye'nin genelinde gittiğimiz zaman Kırıkkale'ye dair çok güzel şeyler duyuyoruz böyle Kırıkkale'li emekçilere dair. Emekçiler mesela. Buradan da hepsine bolca selam olsun. Benden de selam olsun. Emekçiler Allah için iyi kuşlar da çıkartıyorlar ama iklimleri de çok uygun. Mesela Kırıkkale kuşu da yoktur. Ankara mı? Hayır, Kırıkkale sivri perçin kuş. Mardin'den yayılmadır. Sivri perçin kuş Türkiye'nin tek bir bölgesi Mardin'de. Mardin'den yayılmadır. Kırıkkale kuşları eski Mardin kuşları çalışmasıdır. Kırıkkale'nin bir üst soyu var mı böyle? Hani bir yerden Kırıkkale'ye bu kuşlar, bu Kırıkkale'nin efsane kuşları şu soydan gelmiştir yok, dedin. Benim bildiğim ama yok. Mardin'den gelme diyorsun. Mardin'den gelme. Zaten Mardin, Urfa bu işin temelini oluşturan Sivas, Mardin, Urfa. Sivas, Mardin, Urfa. Tabii bu işin en baba temelleri. O zaman abi kuşçuluğun temelleri bunlar da senin temellerin hangileri? Şöyle kümeslere bir bakalım. Geçip sırayla bakalım. Bu yanımızdaki kümes mesela başlayacak olursak direkt. Arkadaşlar dumanlı serileri 6 sene uçtu. Bu kuş tam 6 sene ağzından kan gelen erkek diye meşhurdur. Tam 6 yıl uçtu görevini yaptı. Bunun mu ağzından kan geldi? Evet. Allah Allah. Bunun oğlunun da ağzından kan geldi. Çok çalışkanlar. Sıcaktan zehir mı? Zehir zemberek evet. Ya yılmak nedir, uçlanmak nedir bilmiyorum. Ayağına sağlam, altı sağlam, üstü sağlam, sesi, soluğu, girişi kaçı cesur girer, aşağılara girer. Rüzgar hangi yönden eserse etsin fark etmez. İlla ki kıvamını bulur. Çok çalışkan hayvanlar. Bu hata yapmayı doğurmaz mı peki abi? Yani yok. Derler ya hani kuşun akıllı da olması lazım. Akıllı mesela lazım. Fazla sert rüzgarda kuş kendini yormayacak diyor. Sert i̇şte rüzgarda bırak dinlenecek, gezecek. Ne dedim rüzgar? Nereden eserse essin rüzgarı yönünü bulur, cephesini alır. Yönünü bulur, ona göre cephesini alır. Şartları en uygun şekilde bazı değerlendirir. Bazı kuşları rüzgar ensesine vurur oynar, aptal kuşlar. Bu ne taraftan eserse alsın mutlaka cephesini alır, göğsünü alır, kullanır çıkar. Rüzgarı dezavantaj olarak kullanır, zeki. Avantaj olarak. Tabii avantaj olarak. Bunlar işte 89 senesinden bu tarafa beslediğim, babadan bu tarafa getirdiğim, benim bunlar MG3'ler diye namlıdım. MG3. MG3'ler, MG3'ler gibi sesleri, solukları vardır. Ben de böyle tırnakları özellikle hastayım arkadaşlar. Böyle orak tırnağı çok seviyorum. Tırnakları almadığın için mi öyle oluyor? Yok. Irkıyla alakalı. Irkıyla alakalı. Bunların ırkında bu var. Tırnakları kesme falan oluyor mu bunlarda? Yok. Hayatta kesilmez. Kesmedim. Kesen varsa da bilmiyorum. 89 senesinden babamdan devralıp bu tarafa getirdiğim kuşlar. Bunlar senin damızlıkların mı abi? Damızlıklarım. Bu mesele. Dişi erkek ayırıyor musun burada? Bu son yavruları büyütüyorlar. Sonra ayıracağım. He. Benim burayı sel bastı. Kümeslerim hep gitti. O dönem 2-3 ay ayırmak zorunda kaldım zaten. Yavru da alamadım. Ondan dolayı normalde bu sezonda düzen böyle değil normalde. Düzen çok değişti. Böyle değildi. Sel bütün kümeslerimizi götürünce. Bunu bir arkadaşa vermiştim. Bir yavru almıştı. Kendi kuşuna vurmuştu. Yerde de soytarıya benzer. Yani yerde görsen bir albenisi yoktur. Ya bir yavrusunu uçurttu gittim. Ulan arkadaş içimden tek düşündüm. Lan biz bu kuşu nasıl geçeceğiz? Bıkmıyor. Usanmıyor. 4 saat kalıyor. Kuduzut gibi 2 dakikada 3 dakikada bir hedefte. 2 dakika. Ulan dedim biz bunu nasıl geçeceğiz arkadaş? En son kuşumuzu geri aldım. Emanet vermiştim. Yavruyu da atmaca aldı da yakayı kurtardı. O yüzden yakınıma İzmir bölgesine kuş vermiyorum. Böyle mi karar aldın kendine? Vermiyorum. Kendi silahımla kendimi vurduruyorum. Şunu arkadaşlar, geçen sene 4,5 yaşındaydı. Canlı Facebook sayfamda hala durur. Canlı yayında başından sonuna kadar 33 tane geçerli yaptı. 4,5 yaşında. Canlı yayında. Canlı yayında. Başını ben çok canlı yayında izletirim. Açarım, koyarım kameramı oraya. Kuşumun kalkışından inişine kadar herkes izler. Endişem yok, korkum yok. Kuşum ayağına sağlam, inişi sağlam, kalkışı sağlam. Hep zaten kardeşler, benekler de onlardandır. Sazlı değil, benekli pullular da onlardandır. Araplar sadece farklı ırktır burada. Onlar nereden gelme abi? Usta bunlar herkes vardır, sizin bölgedir özellikle. Herkes bizde de var, bizde de vardır. Ama birçoğunda çakması vardır. Rahmetlik Şeref Ağa'dır. Şeref Ağa'nın kuşları. Tabii birebirdir. Hem de birebir rahmetlik. Birebir Şeref Ağa'nın kuşları. Altından gelenler falan öyle. Hepsi. Hani birinden alma falan değil, ondan mı aldın direkt doğrudan? Yok.
ondan almadım. Benim ona yaşım yetmiyor. Yalnız kuşları, takipçileri, takibimiz çok iyidir. Bu iki tanedir zaten onlardan. Üçüncü bir tane yoktur. Bunlar kendi Araplarımdır. Burada da var mesela bu. Sarı gözdür ama Sivas değil yani. Bu beyazla çalıştığım için sarı göz oldu. Evet, gözleri çok güzelmiş. Evet. Şöyle ben de Soner telefonla bir yandan fotoğrafını da çekeyim kırmızı gözlerini. Kırmızı değildir, sarıdır mesela. Çoğunluğu kırmızı olur. Bu sarıdır. Beyazla çalışıldığı için. Hiç Arap vermez kolay kolay. Ya gök ya beyaz. Şimdi bunun annesini çok iyi kuşlar uçuruyorum. Yani her geleni mest edeceği ediyorum öyle bir dönemimde. Bunun annesini kuş dükkanında 80 tane kuşun içinde böyle bir Arap dişi gördüm. Zaten ikizidir. Gözlerden anlaşılıyor zaten. Zaten ikiziydi annesi de. Aldım benimle dalga geçtiler, alay ettiler. Bu mevzu 15-16 sene önce oluyor. Ya dediler kuş dükkanına kuş var. Ya hoşuma gitti aldım. Bu kuş kimseye babasından miras kalmamış. Kimse böbürlenmesin, kimse de kibirlenmesin. Herkes bir yerlerden alıp kuş sahibi oldu. Annesinin kuş dükkanından aldım. Getirdim vurdum kuşuma. Bir çift yavru aldım. Çift dişi verdi. Yumurtaya kusana kadar çocuk kuşu. Havada oynuyor. Çift dişi verdi. Evet. Hep havada Konya kuşu gibi oynuyor. Ben de dedim millet doğru diyor herhalde. Ya telden kuş mu çıkar? Bu ara Sivaslı bir Remzi abimiz var. Yaşı 70-80'dir. Hala buradadır. Allah hüzünlü umurlar versin. Abi. O geldi. Var mı dedi hazır bir şeyin? Yok dedim. Havada dıngırdayanım var Remzi abi dedim. Ya ben ne bileyim bunlar yumurtada o kadar deliriyormuş. Kuş kuduruyormuş. Ya bunun bir yavrusunu attım usta. Sohbete daldı. Kuştan bir şey beklemiyoruz. Çünkü kuş hedefe çökmüyordu ki. Ya 5 dakika mı desem 10 dakika mı desem tutmamışız yalan söyleyeyim. Ya buradan bir girdi usta bir tabanı çevirdi. Bunlar bana bütün kuşlarımı unutturdular. Rap ta 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 ta. Ya rap, ne rap ta, 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 ta. Nefesin yetmez ki süratine onu rap ta ta sayasın, ruh ta ta sayasın. Ya usta ya tırt makinalı tüfek gibi. Ses mi istiyorsun? Sürat mı istiyorsun? Takla titizliği mi istiyorsun? Takla sesi mi istiyorsun? Oyundan sonra alanı yok saymasını mı istiyorsun? Yerine aslan gibi gümbür 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 vurmasını mı istiyorsun? Her özelliğe sahip. Ne vurursan da vur özelliğini taşıyor. Peki abi şey soracağım. Hazır kümesteyken onu da öğrenmek istiyorum. Demir kümes... Bu İzmir'in sıcağında kullanmak dezavantaj oluşturmuyor mu? Ya ben demir kümes kullanmıyorum. Aslında da benim kümeslerimi sel götürünce, yıkınca bunu böyle hazır aldım. Mağduriyet söz konusu diyorsun. Aynen. Bunlar da yoktu. İşte bunları yaptım. Yuvarlıkları falan yaptım. Daha içini dışını döşemeye daha geçemedik. Zaten çok fazla olmadı alalım. Ama şeyde hemfikiriz. Hani ahşap kümesin sağlıklı olduğu tabii, konusunda tabii, hemfikiriz değil mi? Tabii. Ya tuğla kümes de bunlardan çok sağlıklı. Tuğla da mı sağlıklı? Tabii. Taş da bunlardan çok sağlıklı. Yani en basit görüyorsun alev püskürüyor. Tabii tabii bak, içeride. Bak yukarıdan da havalandırma koydurmuşum normalde. Hmm. Yani kapı komple havalandırma yine de fayda etmiyor. En iyisi ahşap kümes diyoruz o zaman yine. Aynen. Tabii. Peki abi yılların verdiği tecrübe şey soracağım. Ahşap konusunda belli bir ağacın bir şeyi olmalı mı? Hani bir ağaç tercih edilmeli mi? Vallahi en iyisi çamdır abi. Çam mı? Tabii. İnsan içinde, hayvan içinde. Doğa içinde. Tabii canım çam. Ama kim o da çok masraflı olmaz mı abi? Ya parası olan yaptırır. Parası olmayan benim gibi demir kümesle besler usta. Her şey ekonomik. Güce bakar. Abi sen selde falan kümeslerini falan kuşlarını kaybettin mi yoksa nasıl oldu şey? Kuşları indim kurtardım. Yalnız şöyle yavrularım, tüylenmiş yavrular veya yeni yuvadan çıkmaya çalışan yavrularım hep gitti. Bulamadım selde. Aradım ama. Et yavrular gitti. Çok aradım. Yani kapı mapı kalmadı ki. Yani açtığın kapıyı kapatamıyorsun. Kapattığını da açamıyorsun. Öyle bir peki, şey peki bu selden dolayı senin yavrular gitti. Bir böyle belediyeden falan bir destek yardım gördün mü? Bir şey yok. Güvercinler hakkında görmedim. Ya bir yavrularımız değil evimizin içindeki eşyalarımız birçok şeyimiz gitti. Belediye yine de Allah razı olsun. Allah hiçbir ülkeyi devletsiz bırakmadı. Amin abi amin. İşçilerini gönderdi evimizi yıkattı. Ufak bir yani gerçekten küçük bir para maddi destek yaptı. O kadar ama o bile şükür ona da şükür. Hiç yapmaya da bilirdi. Daha farklı da davranabilirdi. Ve hiç ilgisiz de kalabilirdi. O da Allah'tan gelen bir afet diyeceğiz. Bir aynen. Sınav diyeceğiz abi. Mesela bunlar usta. Bu kuşlardan uçurduğun zaman kuşum hedefe girmedi. Kuşum 10 metre gitti gitmedi. Kuşumda takla yok. Bu meselelerin hiçbirini yaşamaz. 10 metre sorunu olmaz. Aşağı çökme sorunu olmaz. Kaçma sorunu olmaz. Çalışkan tembellik sorunu olmaz. Yerine inecek mi inmeyecek mi düşünmene gerek kalmaz. İstediği kadar darlansın. İstediği kadar zorlansın. Gel gündür
gündür gündür gündür gündür. Seni hiç yanıltmadı o zaman şimdiye kadar. Yok, atmaca vurmadığı sürece. Atmacanı vurduğunda abi o can havliyle ben bile hata yapıyorum. Aynen öyle. Peki abi şu farklı renk şu yukarıda çikolata mı diyorsunuz abi siz? O Araplardan çıkmadır. Araplardan çıkma çikolata. O mesela çikolataların mevzusu nedir abi? Bunlar 18'de 22 baş 30-35 metre çok şamatalı, çok güzel net sesleri var bunların. Zaten içeride de ufaktan canlandırdığında. Yani kümesteki bu sesini bir de fişekte kanat hızları çok güzel. Bir yerde vuruyor mu abi takla? Bir daha bir bırakalım mı? Bu kümes söküğüdür. Dışarıda vurur. Kümeste kendi kendine söküğünü uçurmamışım bunu. Ha bu hiç uçmadı. Uçmadı. Kümes söküğüdür. Götürsen 20 güne başlar. 20 ama günde başlatırsın. Altından gelenler oynadığı için hem de iyi oynadığı için gerek yok. Mesela bu erkeklerin bir yavrusunu yakın zamanda sattım, izlettim. 62 tane girdi. 62 sefer. 62. 7 geçersiz 55 geçerli. Kaç dakika aralıklarla yapıyor bunu? Ya 3 dakika oldu, 5 dakika oldu, 2 dakika oldu. Onu tutmadık. Oturduk. Alıcılar da altında. 4 saate yakın kanat salladı. 7 geçersiz 55 tane hedefine geçerli. Sen peki böyle mesela işte 50 sefer, 45, 50 sefer, 60, 70 sefer yapan kuşlar için şey derler yani kupa kuşu derler ya. Bir kupa kuşu bir de seyir kuşu vardı yani. Şimdi, bir ayrıma düşenler de var. Sen bu konuda ne düşünüyorsun abi? Şimdi kupa kuşu, seyir kuşu diye bir şey yok. Ben onlara katılmıyorum. Tamam mı? Dandik tüzükle kaliteli tüzükler var. Yani aslında hepsi kupa kuşudur diyorsun. Görev yapan kuşla yapmayan, çalışan. Şimdi diyorlar ya mesela en basit bir örnek vereyim. Belki de tepki alacağım buradan. Suriyelilerden herkes dert yanar ya. Ama bütün Suriyeliler çalışıyor, biz çalışmıyoruz. Ona görevini yapıyor. Biz yapmıyoruz. Ama onlardan da şikayet ediyor. Bunlar görevini yapan kuşla yap. Ya benim bu kuş 89'dan bu tarafa taşıdığım baş kuşudur. Erzurum yıllar öncesi orijinal baş kuşudur. 33 tane 4,5 yaşında canlı yayında hala duruyor canlı yayın sayfamda. Canlı yayında başından sonuna kadar 33 tane oyun çıkartmış, geçerli oyun çıkartmış. Şimdi bu sefer kuşu mudur, kupa kuşu mudur? Peki abi şey soracağım. 3-4 dakikada bir, 2 dakikada bir sefere gelen kuş seyir zevki vermez diye de fikirler var. Buna katılıyor musun? Yok, katılmıyorum. Şimdi arkadaşlar çalışkan kuş çıkartmak inanın büyük bir ustalıktır. Büyük bir damızlıkçılık, çok iyi takip. Hani kuş kendini 2 dakikada doldurup o gücü hissedip gelip yapabiliyorsa o kuş da kötü kuştur anlamına gelmez. Dakikada 2 tane sefer çıkarıp insanın aklını başından alan kuşlar var. Dakikada 2 tane diyorum bak. Ama fiziksel olarak bunu düşündüğün zaman yani dakikada 2 sefer hani en fazla ne kadar gidebilir? Ne kadar şimdi alandan ayrılıp ne kadar? Sana şöyle bir şey kadar diyeyim. Bazı kişiler der ki ya benim kuşum diyor 30 taklayla iniyor. Bir yapmıyor da 30 taklayla iniyor. Biz ne diyoruz? Bizim kuşumuz bütün enerjisini fişekte versin. İnişe 1-2 takla bırakırsa yeter. 30 taklayla iniyorsa eksik görev yapmış sayıyoruz. 30 takla inişte dönebilecek gücü varsa 2 tane 3 tane daha fişek yapacak gücü var demektir. Tembel kuş. Senin dediğin mevzu da tembel kuşla çalışkan kuş. Şimdi abi fazlası zarar diyelim diyorsun. Diyelim ki atıyorum bu kuş 3 saat uçuyor 10 tane yapıyor. Tembellik yapıyor. Tamam mı? Bu kuş da 1,5 saat uçuyor 30 tane yapıyor. Bu niye 1,5 saat uçuyor? 30 tane yapıp enerji kaybını fazlasıyla yitirdiği için 1,5 saat dayanabiliyor. Ama bu kuş enerjiyi fişekte taklada kaybeder. Uçarak kaybetmez. Uçmak kuş için kolay. Çünkü Cenab-ı Allah onları o yeteneği vererek yaratmış. Fişek takla kuşu yorar. Bu 3 saatte 10 tane yapıyor. Yorulmuyor. Geliyor 20 de iner, 30 taklayla da iner, 40 taklayla da iner. Ama bu hayvan 1,5 saatte 30 tane fişek çıkarıyor sana. O inişi 2 tane 3 tane maksimum 4 tane dönerse büyük kuştur. Ortalamasına da metraj olarak 30 metrelerde. 25 metre 30 metre ya 20 olsun sesli daparlı hızlı istediğini versin 20 olsun. Takla sayısı da ortalama o zaman 5-4-5. Aynen. Şimdi arkadaşlar bir de şunu diyen takla sayısı dedin. Çok uzun gidenle çok takla dönenle uzak duracaksın. İlla ki bozar biz zaman bozar gelince. Çok takla fişek kalitesini bozar. Ben kuşun neyine hastayım? Kuş geldi girdi cephe mepe çevirip yatırıp yuturmayacak. Geldi girdiğiyle bitirdiği yün aynı. Alttaki sesle üstteki ses aynı. 4 tane 5 tane 6 tane takla muazzamdır. Onun üstünde takla çok aldıkça yorulur, sesten düşer, bocalamaya başlar, fişek kalitesi özelliğini yitirir. Fişeğin tepesinde peki fişeğin en üst noktasına geldiği zaman o hani kuş orada bir
sersemler, bir yavaşlar şöyle. Sen onu normal buluyor musun? Bulmuyorum. İşte senin için kabul edilebilir değil. Şimdi ben tüzüğe bir kural koymuşum. Çok büyük puan vermişim. Fişek kalitesi yüksek kuşa 10 çarpı 2 koymuşum. Sadece fişek tertibatına 20 puan vermişim. Ama bu 20 puanı alabilmesi için kuşun girdiği gibi tok 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 deyip bitirmesi lazım. Cepheçevir. Oyalanmayacak. Oyalanmayacak, bocalanmayacak, ayak göstermeyecek, aşağı bakmayacak, kafa yukarıda ölümüne gidecek. Sesi düşürmeyecek, takla titizliğini yitirmeyecek. Bu tür kuş benden sadece fişek tertibatından 20 alıyor, daha çıkan olmaz. He, daha bunu, bu puanı daha alabilen... Alan yok daha. Ege'de. Çıkan olmadı. Katılanlar arasında. Çünkü o kuş ben anamın karnından bu işin içine doğmuşum. Benim babam kuşçuydu, iyi de kuşçuydu. Ben bu işin zemininde yetişmişim. Benim buramı gıdıklayacak nadir. Nadir o kuş benim buramı gıdıklıyor ki 20 puan veriyorum. O senin dediğin kuş o zaman şey mi? Herkesin hayatında bir tane bir kuş olur ya efsane. Tabii, o kuş, aynen o kuş mu? Öyle. Şimdi Allah insana öyle belki senede, 3 senede bir tane verir. Onun da çoğusu kıymetini bilmez. Şimdi diyorlar sefer kuş. Arkadaşlar ben toplam 2 tane kuştan bu seviyeye gelmişim. Çok da kuş yoktur. Ben öyle kuş sokmamışım. 3 tane dişi sokmuşum. Baba soyu hep aynıdır. Tek kuştur. O 3 dişi soktuğuma ayrı bir ırk yapmışım. Yani orijinalini bozmadan. Orijinaline dokunmadan. Rengi renge çalışmışım. Bir kuş 4 renk vermiş. Rengi renge çalışarak sefer kuşunu da, çalışkan kuşunu da, baş kuşunu da, bizim buramıza dokunan kuşunu da bizi kuştan çıkartmışım. Sadece mantıklı düşünerek. Diyelim ki ikisi de dumanlı benekli ama birisi açık, birisi koyu. Açığı açıkla, koyu koyuyla çalıştım. Benden önce ne girmişlerse yedi zeminine indim. Kaç yıl bunu böyle devam ettirdin yani? 89'dan bu tarafa. 89'dan bu yana hep bu eşleme stiliyle gittim. Yani biraz takip ederseniz mesela ben gecem gündüzüm kümeslerde. Gece 2'de beni kümeste görürsün, canlı yan yapanda sohbet ediyorum. O kadar da yani ilgiliyim, hastasıyım. Yani keyif alıyorum. Gece 2'de burada canlı yan yapıp sohbet ediyorum. Yani takipçilerim de iyi. Geliyorlar 20 kişi, 30 kişi, 2 saat boyunca sohbet ediyoruz. Şunu da söyleyelim, konuyu değinmişken aynı zamanda bu işten sen geçimini de sağlıyorsun. Tabii ticari canım, olarak da bu işi yapıyorsun. Sahiplendiriyoruz ama sadece kendi bildiğimiz güvercinlerimizi. Bildiğimiz güvercinleri, bildiğimiz kuşçuları. Bunu da diyelim diyorsun. Şimdi her kardeş oynuyor mu? Veriyoruz. İlla ki oynamayan da çıkacak. Hepsi oynuyor diyen ya yalancıdır ya sahtekardır. Ama ne yapıyoruz? Sana bir takım vermişiz. Biri oynamamış, oynamayan bizim, oynayan senindir kardeşim. Hemen takasını yapar. Gerektiği gibi ilgiyi gösterir. Adamı memnun eder. Zaten benim müşterilerim muhtemelen size yazacaktır. Kuşlarımı uçuranların %1'i. Fransa, Belçika, İngiltere, Almanya, Amerika. Ya adını saymadığım bir sürü yabancı devlette uçuyor. Ya bir tanesi de kötü olursa insan, bu yani kalitesiz, kötü olan ne yaparsın? Götürür sahibinin üstüne geri atarsın değil mi? Kötüdür. Bir şey aldın, kötüyse ne yapıyorsun? Götürüyorsun üstüne atıyorsun değil mi? Bir tanesi de üstüme atmamış. Demek ki herkes memnun. Ne güzel abi, böyle bir herkes insanlarla memnun. Böyle pozitif bir diyaloğun i̇şte, varsa umarım bozulmaz. Kalite, şimdi bazıları çarkı hızlı döndürmeye birden yapmaya başlar. Benim potansiyelim çarkım yavaş dönsün ama sürekli dönsün. Yavaş dönsün. Önemli olan benim o ile gidip ayak bastığımda o insanın beni canla başla kucaklayıp sarılarak misafir etmesi. Benim her şehirde bizim büyüklerimiz dedi, oğlum ev alma, her şehirde bir sandalyen olsun. Sandalyen olsun demek, her şehirde seni seven dostların olsun. Oturacak bir sandalyen, yatacak bir yatağın, bir evin vardır mutlaka, dostların varsa. Evet. Önemli olan bu dostları kazanmaktır. Biz de buradan Ala Türkiye olarak her şehirde bize bir sandalye ayıran dostlarımıza aynen, bolca aynen. Selamımızı iletelim. Teşekkür aynen. ediyoruz diyelim. Aynen. Diğer kümese geçelim mi geçelim. Abi? Güneşin geçelim. Altına doğru. Şimdi ben size buradan hem basit inem ya. Dirsek üstünden markalıdır. 9 yaşındadır. 9 yaşında markalı, bilezikli. Bizzat tabii. Senin kendi kuşlarından. Evet. 3 yaşında çift yavrunun üstünde 43 tane yapmış. Çift yavrunun üstünde 43 tane 3 yaşındayken. 6 yıl oldu. 7 yaşında geçen sene değil, önceki sene işte. Yani önceki senenin sonlarında. Yine tekrar uçuma götürdüm. 3 saati tuttu. 15-16 tane yapmaya başladı. Kupaya atacaktım. Arkadaşlara çay almaya gelince bu hayvan inince kanatlarını sigarayla makaslamışlar. Sözde bana iyilik yapmışlar. Kuşumu atmaca yemesin diyeymiş. Halbuki o değil mesele. Mesele 7 yaşındaki bir kuşu puanlatıp derece yaparsa bizi bitirir. Asıl mesele
mesele o. Şimdi burada arkadaşlar benim uçan kuşum olmaz. Hiç önemli değil. Buradan hangisini yaşı önemli değil götürsem gene 10-15 tane baş yapar. Bak bu erkeğim şampiyonların atasıdır. O da 9-10 yaşındadır. Yani o. Buradaki bütün kuşlar için bunu söyleyebiliyor musun abi? 9-10 Tabii. 10, şey, kaç dedin? Beğenmediğim kuşun kümesi bak 40 şey 62 baş yapan annesi içeri girdi. Çıkar şimdi dumanlı dişi. Bu da dedesi. Bu da onun kardeşi. O da onların. Hepsi onların. Gökbenekler de aynı kuşlardan çıkar. Bu miskilere bir dişi sokmuşum. Aynıydı böyle kördü bir gözü. Gör bakar kördü. Yıllarca destan yazdı. Erkeğime vurdum. Bunlar çıktı ayrı bir soy yaptım. Çalışkanlık mı istiyorsun? Ses mi istiyorsun? Girme kaçma taban özelliği çok. Metrajları 20, 25, 15, 30. Maşallah emeklerine sağlık. Bu sazlı erkeği de bir rahmetliye analım. Rahmetlik Namık abinin bana hediyesidir sağlığında. Namık kocaman. He. Ankara'dan Namık abinin bana hediyesidir. Birçoğu der ki Namık abinin kuşları taklasınlar falan filan. 2 sene uçurttum. Aslan gibi bu sene gene götürdüm uçurdum. Eser yedi kafası. Düzelttim. Yine aslan gibi kalkar aslan gibi iner. Metrajları da çok iyidir. Yavruları da dişiyle iyi tutmuş. İyi gidiyor. Namık abiyi de buradan rahmetle anıyoruz. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun inşallah. Diğer kümesimize geçelim mi abi? Geçelim. Abi peki bu mesela dedin ya işte kuş daha önce şöyle performans yaptı böyle performans yaptı diye bunları izleyebileceğimiz bir videoları falan var mı? Var. Onları da bize yollarsan abi. Tamam, biz de videonun ara ara koyarsın. Aynen şimdi bahsettiklerim burada tamam. Biraz önce bahsettiğin kuşları şimdi buraya koyalım. İzleyicilerimiz de izlesinler. Tamam. Hatta eğer senin için de sakıncası yoksa videonun altına da olumlu olumsuz bütün görüşlerini eleştirilerini tabii. Videonun altında da belirtsinler. Saygı çerçevesinde bütün tabii. Görüşler yazılabilir evet. Arkadaşlar. Saygısızlığı kaldırabilecek kişiler değiliz. Evet videonun altında sizin de bu kuşlara dair yorumlarınızı okumak isteriz. Hadi şimdi o zaman kuşların uçum videolarına geçelim. Alo. Bizim de açılmaz. Maşallah. Thank you.
Çarpı bunlar çift taneler abi. Çok ihtiyar olduğu için çift tanede. Dişi gençtir, erkek ihtiyardır. Bunlar tamamen kuşa doymuş. Artık kuştan zevk almayan insanlara zevk alacak potansiyelde kuşlar çıkar. Allah Allah. Ses, sürat, hız, performans süper. Zaten sert uçumludurlar, hızlı uçumludurlar. Uçumunun hakkını da fişekte verir. Takla titizliği, kaçışı. Mükemmel hayvanlardır. Burada şimdi usta, şu andaki elimde en büyük. Elindeki en yaşlı kuşu mu göreceğiz abi şimdi? Bütün dumanlılarımın, göklerimin atası 14 yaşındadır şu anda bu. Bunu da üretimhaneye koydun yavrularını almak için. İhtiyardır. Şimdi bu dişiye binene kadar başka bir atlar matlar neme lazım. O yüzden bunu burada çift tanede tutuyorum. 14 yaşında şu anda tam. Burada da bir çift. Tüy kadar ömrü olsun abi. Eyvallah. Tepelimiz var. Onlar da dediğim kupa tarzı değil. Her şeye doymuş insanların uçurabilir. Mehmet Ali abi, ben bugün burada bizi misafir ettiğin için çok teşekkür ederim abi. Teşekkür ederiz. Sohbetin, kardeşim, muhabbetin, deneyimlerin, tecrübelerin, genç arkadaşlarımız eminim ederiz. Buradan çok şey alacaktır. İnşallah buradan izleyicilerimize aktarmak istediğin bir şey var mı? Sana nasıl ulaşabilirler? Benim TikTok'ta ismim, sayfamın adı Mehmet Ali 973. YouTube'da da Şampiyon Karslı Mali. Facebook ismim zaten Karslı Mehmet Ali Atıcı. Kuşlarının uçum videolarını merak edenler buralara abi, girip düzenli olarak izleyebilirler. YouTube'dan, TikTok'tan, Facebook'ta da takip edebilirler. Araştıra soruştura da bilirler. Zaten kuş verdiğimiz kişiler de yazar. Onların yorumlarından kime nelere sahiplendirmişiz herkes zaten farkına varır. Bunu da buradan izleyicilerimize söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar, bugün size kuş uçurmak da isterdim. Sabah geldiğinizde rüzgarın orantısını zaten gördünüz. Hava sıcaklığı maksimum derecede. Bizim tüy sezonumuz zaten başladı. Bizim normalde bu zamanlar uçumumuz bitiyor. Ama yine havada kuşumuz vardı. Ya sabah 6'da gelmek lazım ya da akşam 7'den sonra attık mı geceye kalır 3 saat. 2,5 saat kanat sallıyor kuşumuz. Sabah da rüzgar hava şartlarından dolayı kaldırmadık. Aslında canlı izletecektim. Sağlık olsun abi. Senin elindeki videolardan dediğimiz gibi biz bu videonun içine yerleştirmiş olalım. İzleyicilerimiz de kuş uçumlarını o şekilde izleyebilirler. Bizi izleyen izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sizden de ricamız, bizim bu şehir şehir geziyoruz. Gerçekten ciddi bir emek harcıyoruz. Sizden de ricamız Alatürkiye YouTube kanalına abone olmanız, videolarımızı beğenmeniz ve görüşlerinizi olumlu veya olumsuz yorumlar kısmında belirtmeniz olacaktır. Yepyeni Alatürkiye videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.